Partikül Matematik'ten yeniden herkese selamlar. LGS 2020 ilk adım kampımızın 3. videosu ile yeniden karşınızdayız. Bugünkü konumuz aralarında asal sayılar. E hazırsanız dersimize başlıyoruz. aralarında asal sayılara başlamadan önce bir önceki derste de anlattığımız şu asal sayılar mevzusunu bir daha tekrar edelim. Neydi? Bir ve kendisinden başka böleni olmayan sayılara ne diyorduk? Asal sayılar diyorduk. Yani bir nevi gıcık sayılar. Sadece 1'e ve kendisine bölünebiliyor ki bu bir ve kendisini ne olarak tanımlamıştık? Joker olarak tanımlamıştık. Bu jokerler dışında da başka böleni olmayan sayılara ne diyormuşuz? Asal sayı diyormuşuz. Ama konular birbirine karışmasın. Bugünkü mevzumuz asal sayı değil. Aralarında asal sayılar. Yani yani asal sayı olmayla aralarında asallık farklı durumlardır. O yüzden bu tanımı tekrar verme gereksinimi duydum. Fakat esas mevzu burada başlıyor. Birden başka ortak böleni olmayan sayılara bakın dikkat edin bu sefer ortak böleni olmayandan bahsediyoruz. Yani en az iki tane sayıdan bahsediyoruz demektir. O zaman birden başka ortak böleni olmayan bu sayılara işte ne diyormuşuz? Aralarında ...asal sayılar diyoruz. Hemen bir örnek verelim. Mesela 14 ve 9. Şimdi ortak böleni olmayacak ya madem... ...o zaman hemen biz verilen bu sayıları... ...bölenlerini bularak bir işe başlayalım. 14 ile başlıyorum. İlk iş neydi? Kendisini ve biri yazıyorduk. Yani bir kere 14, 14. Neden? Çünkü bu ikisi jokerdi. İlk iş hemen bunu yazdık. Daha sonra 2 yazıyoruz... 2 ile de ne yazabiliriz? Tabii ki de buradaki sayı da 7'dir. Peki başka var mı 14'ün böleni? Başka yok. Yani 1, 2, 7 ve 14. Bunlar tamam. Bir de 9'un bölenlerini düşünüyorum hemen. 1 var ve kendisi var. Onun dışında da ne var? Sadece bir tane de 3'ümüz var. Şimdi gelelim bu iki arkadaşın ortak bölenlerini tespit etmeye. Hemen gördüğünüz gibi 1'i yapıştırıyorsunuz. Onun da dışında 2 var. Aşağıda 2 yok. 7, 14, 3, 9 bunların hepsi farklı sayılar. Demek ki 14 ve 9'un birden başka ortak böleni yokmuş. İşte ortak bölen yoksa aralarında asallık var. O zaman ne diyoruz? 9 ve 14 nedir? Aralarında asal sayılardır. Hemen bir diğer örneğimize devam edelim. 8 ve 9'u inceleyelim. Bakalım 8 ile 9 aralarında asal mı? 8'in bölenlerini yazıyorum. 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3 olmaz, 4'e bölünür, 5, 6, 7 yok. Ve bir de kendisini yazıyorum 8. Hemen 9'a geçtim. Az önce yapmıştık zaten neler vardı? Sadece 1, 3 ve 9 vardı. Ortak bölenlerine bakıyorsunuz. Sadece kim var? 1 var. Bir dışında ortak böleni olmadığı için ne diyorum? 8 ve 9 sayıları aralarında asal sayılardır. Bakın şunu çok iyi anlamak zorundayız. Ortak bölen yoksa aralarında asallık vardır. Eğer ortak bölen varsa da Aralarında asallık yoktur. Yani bunları birbirinin zıttı olarak düşünebilirsiniz. Peki her iki sayıda aralarında asal olacak diye bir şey yok. Bir de 10 ve 14 sayılarını inceleyelim. Hemen bölenleri yazmaya başlıyorum. 1 var, 2 var, 3, 4 yok, 5 var, 6, 7, 8, 9 derken sayının kendisi yani 10'u yazabiliriz. 14'ün bölenleri içinde 1, 2, 7 ve 14 diyebiliriz. Şimdi dikkat ederseniz şurada 1 var. Zaten bu 1 böleni bütün sayıların ortak bölenidir. O zaman 1'in dışındaki sayılar benim için daha önemli. Hemen burada ne görüyorum? Hemen burada ne görüyorum? 2 görüyorum. O zaman burada nedir? Aralarında asallı durumu yani aralarında asal sayılar değillerdir. Yani tam tersi aralarında asallıkları yoktur. Neden? Çünkü ikisinin de ortak bir böleni var. Son kez bir daha tekrar edelim. Ortak bölen yoksa yani biri saymıyorsunuz tabii ki de bir dışında ortak bölenleri yoksa aralarında asal sayılardır. Fakat ortak bölenleri varsa aynı şuradaki gibi ikide olduğu gibi ortak bölenleri varsa aralarında asallık yoktur diyorsunuz. Peki burada hemen gördüğünüz gibi önemli notlarımız var. 4 artı 1 önemli notlarımızı hemen bir okuyalım. Bunlar gerçekten önemlidir. Lütfen o yüzden dikkatinizi verin. Şimdi en kritik sayılarımızdan biri matematikte 1'dir ve bu aralarında asallıkta da çok karıştırılır. O yüzden ilk notumuz 1 ile alakalı. 1 her sayı ile arasında asaldır unutmayın. Mesela 1 ile 25. Bu iki sayı aralarında asaldır. Ya da 1 ve 4. Bu iki sayıyı aralarında asaldır. Neden? Çünkü biri yazdığınız anda yanına hangi sayıyı yazarsanız yazın arasında asal olmak zorundadır. Bu özel doğru yanlış sorularında ve öncüllü şıklı sorularda çok fazla karşımıza gelir. O yüzden lütfen çok dikkate alın. Birinci notumuz çok önemli. Gelelim ikinci notumuza. İki farklı asal sayı aralarında asaldır. İki tane farklı asal sayı örneği verelim. Hemen size soruyorum. Sizden de bir 13 cevabı aldım sanki. 13'ün yanına da mesela bir ne diyelim? 19 diyelim. Şimdi 13'ün asal olduğunu biliyorsunuz. 19'un da asal olduğunu biliyorsunuz. İşte bu iki tane farklı olması gerekiyor tabii ki de. Asal sayınız aralarında asaldır. Ne yazarsanız yazın. iki tane asal sayı yazıyorsanız kesinlikle aralarında asaldır diyebilirsiniz. Fakat bir tane asal sayı başka bir sayıyla arasında asal olmak zorunda değildir. Bunu da karıştırmamak için hemen örneğini veriyorum. Mesela 7 sayısı bir asal sayıdır. Fakat 49 sayısı asal bir sayı değildir. Ve 7 ile 49 aralarında asal değildir. Neden? Çünkü bunların bir dışında bir de 7 olmak üzere ortak bir bölenleri vardır. Dolayısıyla bir dışında ortak bölen bulduğum için arasında asal diyemem. Demek ki notumuzdaki şu 2 çok önemli. Yani 2 tane asal sayı olmak zorunda aralarında asallıktan bahsedebilmeniz için. Geldim 3. notuma. Çok kritik bir notumuz yine. Çok fazlasıyla karşımıza gelecek. Ardışık sayılar aralarında asaldır. Peki ardışık demek ne demek? Mesela az önce de yapmıştık 8 ve 9. İşte o az önce yaptığımızı tekrar hatırlayalım. Bakın 8 ve 9'un tek tek ortak bölenlerini bulmaya çalışmıştık. Halbuki şu notu biliyor olsak 8 ve 9'u gördüğümüzde hemen aralarında asal diyebilirdik. O zaman 8 ve 9 gibi ardışık sayılar aralarında asaldır hemen söyleyebilirsiniz. E hocam bunlar basit sayılar. Her zaman da böyle karşımıza gelmez ki diyebilirsiniz. O yüzden daha da büyük bir örnek vereyim. Mesela 1453 ile 1454 sayıları size sordular. Ya da sorunun içinde bunu bulmanız gerekiyor. Bu iki sayı aralarında asal mıdır? E şimdi iki saat bunun bölenleri bunun bölenleri yapamazsınız. Mümkün değil. İşte burada şu notumuz devreye giriyor. İki sayıyı ardışık olarak görünce hiç düşünmüyorsunuz. Ardışık sayı gördünüz mü? Hemen yapıştırıyorsunuz. Aralarında asal sayıdır bunlar. Yalnız şuraya dikkat. Ardışıktan kastımız 2, 4 gibi çifter çifter ardışık değildir. Ardışık sayı dediğimizde sadece... Teker teker olanları algılayın lütfen. Dördüncü notumuz. Aralarında asal sayıların işte gördüğümüz şu iki konuyu hatırladık yine tekrardan. EBOB ve ekokları nasıl bulunur? Bunun için de yine uzun uzun uğraşmanıza hiç gerek yok. Aralarında asalsa bu iki sayı ve siz bunu tespit edebildiyseniz hemen EBOB'ları için bir diyebilirsiniz. için içinde bu iki sayının çarpımı diyebilirsiniz. Mesela hemen düşünelim. 8 ve 9 aralarında asal olduğunu artık üçüncü kez söylüyoruz. O zaman bu 8 ve 9'un EBOB'u bu sorulduğunda hemen ne cevabını yapıştırıyorsunuz? 1. Peki ekokları sorulursa hangi cevabı yapıştırıyoruz? Çarpımları yani 8 kere 9 72 diyorsunuz hiç düşünmeden. Geldik 5. yani 4 artı 1. notumuza. Burası çok önemli. Bu notlar çok önemli. Evet son notumuz da bu. Bu notlar gerçekten çok önemli. Aralarında asal sayılarla ilgili 1. ve 2. LGS'de yani geçmiş 2 yıldaki LGS'de ciddi anlamda soru sorulmadı. O yüzden bu sene çok ciddi bir soruyla karşılaşabiliriz ve sorulacak soruda da şu notlardan birini kesinlikle kullanacaksınızdır. O yüzden bu notlar 2020 LGS için çok kritik ve önemli tekrardan hatırlatıyorum. Evet, yeterince konuyu anlattıysak biraz da soru çözelim hocam diyenlere hemen ilk sorumuzu sunuyorum. Şimdi A sayısı verilmiş 7, B sayısı da verilmiş 12. A ve B sayılarının en büyük ortak böleni kaçtır diye sormuş. Yani neyi soruyor bize? EBOB'u soruyor. Kimlerin EBOB'unu soruyor? 7 ve 12 sayılarının EBOB'unu soruyor. Sorduğu şey şu aslında. Bu sayılar evet biraz küçük ama sorduğu şey şu. Hem 7'yi hem de 12'yi bölebilen en büyük sayıyı arıyoruz. O zaman bunun için ne yapacaktık? Hemen 7'nin bölenlerini düşünecektik. Bir de 12'nin bölenlerini düşünecektik. Fakat eğer 7 ve 12'nin aralığında asal olduğunu anladıysak hiç bu kadar uğraşmaya gerek yok. Aralarında asal sayıların ebopları neydi? Her zaman için 1'di. Dolayısıyla doğru cevabınızı 1 olarak işaretleyip geçebilirsiniz. Evet hemen bir sonraki sorumuza bakalım. Aralarında asal yine bakın çok dikkat aralarında asal iki sayıdan bahsediyoruz. Ebobu ile Ekoku'nun toplamı 46'ymış. Buna göre de sayıların Ekoku kaçtır diye soruluyor. He Ekoku'nu sorduğuna göre demek ki biz hemen Ebobu ile ilgili bir şeyler söyleyebiliriz. Aralarında asal iki sayının Ebobları her zaman kaç idi? Tabii ki de 1'di. E, Ebobu'nu biliyorsam ben Ekoku'nu çok rahat bulabilirim. Neden? Çünkü iki sayının Ebobu ile Ekoku'nu topladığımda 46'yı yakalayabiliyormuşum. E EBOB'unun 1 olduğunu biliyorsak eğer EKOK'a ne kalacaktır? Tabii ki de 45 kalacaktır. Dolayısıyla bu soru için de doğru cevabı C şıkkı olarak işaretleyebilirsiniz. Evet bir sonraki sorumuz A ve 23 sayıları aralarında asalmış. Buna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruyor. Şimdi hem A sayısı hem de 23 sayısı yani şu iki sayı aralarında neymiş? Aralarında asal sayılarmış. Bu ne demek? Bunların ortak böleni yok demek. Tabii ki de her zaman söylüyorum biri saymıyoruz bunun dışında A ve 23'ün ortak böleni olmayacak. Şimdi hemen 23'ün ortak bölenlerini düşüneyim. 1 var. 23 asal bir sayı olduğu için sadece jokerlere sahip. Yani 1'e ve kendisine sahip. O zaman bu A'nın da bir böleni olacak. Ama onun dışında 23 veya katları haricinde bir şey olmak zorunda. Hemen A'yı şıklardan deneyerek tespit etmeye çalışalım. Mesela A'nın 14 olduğunu düşünürsek buraya ne yazacağız? 1 dışında 2 yazacağız. 7 yazacağız ve 14 yazacağız. E dolayısıyla 14 ve 23 sayılarının bir dışında ortak böleni olmayacak. E olmadığı için de aralarında asal olur. Dolayısıyla A şıkkı benim işime gelir. Yani 14 ile 23 sayıları aralarında asal mıdır? Evet, aralarında asal olurlar. Ama ben niye arıyorum? A sayısının olamayacağı bir değer arıyorum. Hemen 75'e geçtim. Şimdi 75'in içinde hatta direkt kısa yoldan şu şekilde kontrol yapalım. 75 bölenlerinden biri 1 midir? Evet. Yani bunun içinde 1 olacak. Ama bir dışında bir de 23 varsa işim bozulur. Dolayısıyla 23 olmaması lazım. E 75'in içinde 23 var mı? Hayır. 3 var. 5 var. 25 var, 75 var fakat 23 yok. Dolayısıyla bu da benim işime gelebilecek bir sayı. Yani A sayısı 75 olabilir ama ben ne arıyorum? Olamaz arıyorum. Hemen 27'yi tespit edelim. 1 var böleni. 1 zaten sayılmaz biliyorsunuz. 3 var, 9 var, bir de 27 var. Hiç aslında bunları bile düşünmenize gerek yok. 27'nin içinde 23 var mıdır? Tabii ki de yoktur. O yüzden yine 27 ve 23'ün ortak bölenlerini yakalayamadık. Dolayısıyla C şıkkı da bizim işimize gelir. Peki 46 sayısını düşünelim. 1 tabii ki de her zaman var. 2 var. Yine nelerin olduğu hiç önemli değil. Sadece 23'ü kontrol etsem yeterli. 23 var mı? Tabii ki de var. Çünkü 2 çarpı 23 ne yapar? 46 yapar. Yani 46'nın içinde bir 23 çarpanı vardır. Dolayısıyla 23 ve 46 sayıları aralarında asal sayılar değillerdir. Çünkü neden? Bunların ortak bölenlerinde ne var? 23 var birin dışında. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı diyebiliriz. Evet aralarında asallıkla ilgili son sorumuza geldik. Şimdi ekok xy yani x ve y sayılarının ekokuyla x ve y sayılarının ebobunun toplamları 71'miş. Buna benzer bir soru çözmüştük biliyorsunuz. Yukarıda verilen eşitlikte xy doğal sayı olup aralarında asalmış. Hımm hemen bir bilgiye sahip olduk. Aralarında asallık lafını duyunca hemen otomatikman ne söyleyebiliyorduk? Bu iki sayının ebobu kesinlikle 1'dir. O zaman ben şuraya komple bir diyebilir miyim? Tabii ki de derim. O zaman EKOKA ne kaldı? EKOKA Burası 1 olduğu için ne ile 1'i toplarsam 71 tabii ki de 70 ile toplarsam o zaman ekoklarının 70 olduğunu buldum. Buna göre x artı y toplamı ile ilgili hangisi doğrudur diye sorulmuş. Evet biraz daha değişik bir soru. Şimdi yine bir analiz yapalım. Ebobumuz 1 tamam. Fakat ekoku için ne söylemiştik biz? Bu iki sayının ekoku 70 ise aslında biz ne biliyoruz? Aralarında asal sayıların ekokları demek bu iki sayının çarpımı demek aslında. Dolayısıyla ben ne biliyorum? x çarpı y'nin 70 olduğunu biliyorum. Daha doğrusu tespit edebildim. Peki hemen düşünelim hangi iki sayının çarpımı 70 olabilir ki? Yani bir diğer değişti. aslında 70'in çarpanlarını buluyoruz. Ki birinci çinko hemen ne diyoruz? Tabii ki de jokerlerimiz 1 ve kendisi. Daha sonra 2 ve 35 yazabiliriz. 3 olmayacaktır. 4 olmaz fakat 5 olur. 5 çarpı 14 yine diyebiliriz. Bu şekilde devam edelim. 7 çarpı 10 diyebiliriz. Onun dışında 8 olmayacak, 9 olmayacak. 10'a döndüm. Yani şuraya 10 yazmam gerekiyor. Fakat buraya 10 yazmanın alemi yok. Çünkü 10 zaten burada var. Dolayısıyla aslında ben bu 70'in bütün çarpımlarını yazdım. O zaman burada x ve y sayılarını da şu şekilde düşünürsem x artı y toplamı ile ilgili bir şeyler konuşabiliriz. Ne demiş? En fazla 37'dir demiş. Hayır en fazla 37 değil. 1 ve 70 olarak alırsam en fazla 71'e ulaşabiliyorum. A şıkkı yanlış. E en fazla 17 demiş x artı y. Ben 71 bulmuştum zaten. Dolayısıyla B şıkkını da eliyorum. Gelelim en azlara. Şimdi en az olarak kimi alabilirim? Şurayı alabilirim. 7 ve 10 toplayınca 17 yapacaktır. 5 ve 14'ü toplarsam 19 olur. Dolayısıyla Dolayısıyla en az 12 12'dir cevabı yanlış. Çünkü 17'den daha az bulamıyorum. C şıkkı da yanlış. Dolayısıyla en az ne diyebiliriz? 17 diyebiliriz. Evet ve geldik büyük ödüllü sorumuzun cevabına. Bir önceki ders biliyorsunuz sormuştuk. Ve pek çoğunuzun da doğru cevap verdiğini yorumlardan takip ettim. Öncelikle doğru cevap veren arkadaşları tebrik ediyorum. Hemen sorumuzu nasıl çözeceğiz ona bir bakalım. Şimdi öncelikle Pınar'a annesi 5 ceviz daha verirse yani daha vermemiş bakın. 5 ceviz daha verseydi, verirse Pınar cevizlerini 7 arkadaşına eşit olarak paylaştırabiliyor. Şimdi biz Pınar'ın cevizlerine x desek. Pınar'ın aslında x cevizi yok ama annesinden de 5 ceviz daha alacak. Dolayısıyla ne diye düşüneceğiz bu ceviz sayısını? x artı 5 olarak düşüneceğiz. Ve bu x artı 5 sayısı 7 arkadaşa eşit olarak bölünebiliyormuş. Yani x artı 5 burada bir sayı var gibi düşünün. Bu sayı 7'ye bölünebiliyor. Ve de en kritik noktaya geldim. 7 arkadaşıyla eşit olarak paylaşabiliyormuş. İşte burası çok kritik. Neden? 7 arkadaşı ile paylaşabiliyor demek. Aslında bir pınar var bir de etrafında 7 kişi olacak demek. Yani 7 artı bir de pınar 8 yapar. Dolayısıyla bu x artı 5 sayısı 8 ile de tam bölünebiliyormuş. O zaman ben ne arıyorum? 7 ve 8'in en küçük ortak katı arıyorum. Yani bir sayı bulacağım ki hem 7'ye hem 8'e bölünebilecek. Tabi burada soru bizi biraz sınırlamış. Ne demiş? Pınar'ın 140'tan fazla cevizi varmış. Buna göre de en az kaç cevizi vardır diye soruluyor. Şimdi 7 ve 8'in ekokunu hemen düşündüğümüzde yani ekok 7 ve 8 ne yapacaktır? Tabii ki de bu iki sayı ardışık olduğu için aralarında asal sayılardır. Aralarında asal sayılarında ekoku direkt bu iki sayının çarpımıydı. Yani 7 kere 8 56. O zaman benim cevabım 56 olabilirdi. Tabi 56'dan da 5 çıkartmam gerekecekti. 51 diyecektim. Fakat ne diyoruz? 140'tan fazla olması lazım. Şimdi ekok problemlerinde ekoku bulduktan sonra eğer sınırınız varsa yani şu şekilde bir sınırınız varsa ekoku ne yapabiliyorduk? Katlayabiliyorduk. Hemen bir tık katladınız, 2 ile çarptınız yani. 112 bulduk. Fakat yetmedi. Yine bir tık daha katlamanız lazım. Yani 56'yı bir kere daha eklememiz lazım üzerine. O da ne yapacaktır? 168. O zaman bizim 168 cevizimiz olması lazım. Yani şuradaki x artı 5'in 168 olması gerekiyor ki 168 hem 7'ye hem de 8'e bölünebilen bir sayıdır. Hatta en küçük sayıdır diyebiliriz. Tabi nereden sonraki? 140'tan sonraki en küçük sayıdır. Fakat bana neyi soruyor? Pınar'ın en az kaç ceviz vardır diye soruyor. Yani şu annesinin verdiği 5 cevizi işin içinden çıkartmamız gerekir. O zaman ne diyeceğiz? X artı 5'i biz 168 olarak bulduk. O zaman buna göre de bu 5'i diğer tarafa eksi olarak attığınızda Pınar'ın cevizlerinin sayısını 163 olarak bulabilirsiniz. Evet LGS ilk adım kampının 3. dersini de böylece sonlandırmış olduk. Diğer dersimizde artık üstü sayılara başlıyoruz. Umarım çalışmalarınız iyi gidiyordur. Eğer videoyu beğendiyseniz ve derslerimizden memnunsanız arkadaşlarınıza da bunu paylaşmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda abone olup videoyu beğenerek kanala destekli de olabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın.